Merhaba sevgili arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT 5. Türkçe denemesinin 21. sorusundan itibaren devam ediyoruz. Şimdi 21. sorumuza beraberce bakalım. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır? Bu sorularda öncelikle seçeneklere bakmakta fayda var. Zaman kazanmak açısından da bunu yapmamız gerekir. Bakalım somutlaştırma, karşılaştırma, benzetme, kişileştirme, tanımlama ve metnimize bakıyoruz. Dost, Türkçenin en güzel kelimelerinden, en ifadesini gördüğümüz yerde neyi hatırlıyoruz? Elbette ki burada mutlaka bir karşılaştırma yapılmıştır diyoruz ve direkt olarak C seçeneğini eliyoruz. Devam ediyorum. Yalın, şeffaf, tatlı, insanın ağzındaki akide şekeri. Burada bir benzetme var mı? Dost kelimesi bir benzetmeyle aslında akide şekerine benzetilmiş diyebiliriz. Ama soru işareti koyarak devam ediyorum. Dost başka, arkadaş başkadır. Keza yoldaş, kardeş, ruhtaş, rüyadaş başkadır. Öyle güzel ayrıntılar var ki dilimizde, başka dillerde karşılığını ararsanız kolay kolay bulamazsınız. Arkadaş bir esinti ise ferah ve latif, dost kuvvetli bir rüzgar demektir. Burada dost kuvvetli bir rüzgar derken benzetmeden artık emin olabiliriz. E seçeneğini devre dışı bıraktık ve devam ediyoruz. Arkadaş çiseleyen bir yağmur ise dost bir fırtına demek. Yine bir benzetme var ama burada demek ifadelerine dikkat edelim sevgili gençler. Demek demektir. Bunları bir tanım olarak alabilir miyiz? Elbette. Her ne kadar öznel tanım olsalar da netice itibariyle nedir sorusuna cevap verdikleri için bunları tanım olarak alabiliriz. D seçeneğini eledik. 3 seçeneğimizi eledikten sonra seçeneklerimize bakalım. Somutlaştırma, kişileştirme ikisinden birini bulmam gerekecek. Parçaları yerinden söken, tozu dumana katan, insanı sarsıp kendine getiren. O yüzden bu kadar azdır gerçek dostlar. Doğası gereği. O yüzden sarılmak gerek sıkı sıkı dostluğun kadife ipine. Burada dostluk kavramı soyut bir kavram mı? Elbette ki dost olma durumunun adı görülebilir bir varlık kavram değil. Dolayısıyla dostluk kavramı soyut bir kavramken cümlenin devamında aslında kadife ipi derken onu bir kumaşa benzetmiş. Dolayısıyla biraz somutlaştırmıştır diyebiliriz. Örneğin akıl soyut bir kavramdır. Akılları pazara çıkarmışlar. Herkes kendini aklına almış deriz. Burada akıl sözcüğü soyut bir kavramken pazara çıkarılan bir unsur, bir varlık haline getirilmiş yani somutlaştırılmış. Dolayısıyla somutlaştırmaya da ulaştığımıza göre cevabımız kişileştirme. Yani insan dışındaki varlıkların insana benzer tarafları ortaya konmadığı için cevabımız bu soruda kişileştirme olacaktır. 22. sorumuza bakalım. Sevgili gençler, bir sıralama sorusu. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? Sondan ikinci ifadesi kafa karıştıracağı için elimizde 5 cümle var. 4. cümleyi aramamız gerekir. Bunu kenara not edelim. Devam edelim. İddiaya göre Vincent van Gogh'un kulağını bir başka ressam kesti. Paul Gauguin. Giriş cümlesi olabilir mi? Öncesinde bir hikaye var. İzlenimi oluşturuyor. Devam ediyorum. Usturayla falan değil, basbayağı kılıçla hem de kavga ederlerken. Yine devam niteliği olan bir cümle, giriş cümlesi değil. Ünlü ressam Van Gogh'un ruhsal bir buhran anında kendi kulağını kestiğini, sonra da acısına rağmen oturup otoportresini yaptığını sanırdık. Genel bir giriş cümlesi olabilir. Hikayenin başlangıcı bir cümle gibi. Devam ediyorum. Vincent van Gogh tutup kendi kulağını kesmedi. Hakikat bambaşka ve çok daha az romantik aslında. Yine üçün devamı gibi bizim bildiğimiz hikayenin öyle olmadığını ortaya koyan bir cümle gibi. Devam ediyorum. Halbuki ifadesini gördük. Zaten giriş cümlesi olamaz. Ancak nereye bağlı olduğunu görmek açısından son cümleyi de okuyalım. Halbuki yeni çıkan kitaba göre tüm bunlar sadece safsatadan ibaret. O zaman 3 ne olacak? Cümlemizi giriş cümlesi olarak alabiliriz. Biz Van Gogh'un kendi kulağını kestiğini düşünürdük. Ancak halbuki yeni çıkan kitaba göre tüm bunlar safsata. O zaman 2 ile birleştirebilirim 1'i. Peki bunlar safsatadan ibaretse Vincent van Gogh tutup kendi kulağını kesmedi. Hakikat nedir diye sorarım. Hakikat bambaşka ve çok daha az romantik aslında. 3 nolu cümlemizi aldık. Peki neymiş o hakikat? Bakıyoruz. İddiaya göre Vincent van Gogh'un kulağını bir başka ressam kesti. Hakikat, söylenmek istenen hakikat bu. Bunu 4 nolu cümle olarak alabiliriz. Devamında da nasıl kestiğiyle ilgili bir bilgi verilmiş. Dolayısıyla onu da son cümle olarak değerlendirebilirim. Bu anlamda baştan 4. cümlemiz bir nolu cümle olacaktır. Cevabımız da bu anlamıyla C seçeneği olacaktır sevgili gençler. 23. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir şiirimiz var. Bu şiirde sanatsal farkındalık, gelenekseli dönüştürme, kültürel devamlılık ifadelerinden hangilerine vurgu gönderebiliriz?
gönderme yapılmıştır. Burada kavramları isterseniz açıklayalım. Sanatsal farkındalık, bir şeyi fark ettirme, sanata dönük bir şeyi fark ettirme diyebiliriz. Gelenekseli dönüştürme, geçmişten bugüne gelen şeyler üzerinden yorum yaparak aslında onları biraz değiştirme diyebiliriz. Kültürel devamlılıksa gelenekseli devam ettirme, ona hiç dokunmama. Dolayısıyla 2 ve 3 arasında aslında bir çelişki sezebiliriz. Birinde dönüştürme, birinde devam ettirme söz konusu. Bazen seçenekler de bize ipucu verebilir sevgili gençler. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bakalım metnimize. Gevheri, seyrani, sümmani an, Ömer gibi ağla, Kerem gibi yan. Şakısın dilinde karaca olan, bağlaman şenliğidir odaların. Yiğitler silkinip ata binende, Köroğlu'nun ruhu canlanır bende. Bu türküyü söyler baban deden de, sen de destancısı ol bu dağların. Geçmişten gelenleri devam ettir. Destan geleneği sözlü bir gelenektir. Var olanı bir sonraki kuşağa aktarırız. Dolayısıyla kültürel devamlılığa atıf yapan bir ifade. O nedenle üç nolu ifademizi alabiliriz. Sanatsal farkındalık var mı? Ömer gibi ağla, Kerem gibi yan. Şakısın dilinde karaca olan, bağlaman şenliğidir odaların. Onların eserlerine bir bak bakalım. Neler var? İçeriği neler? Sen de onları söyle derken aslında bir fark ettirme durumu söz konusu. Buna sanatsal farkındalık diyebiliriz. Gelenekseli dönüştürmekten ziyade gelenekseli devam ettirmeye dönük bir vurgu var. O nedenle iki nolu cümlemiz zaten üç nolu ifademizle çelişti için iki nolu öncülümüzü alamıyoruz. Bir ve üç nolu öncüllerimiz kültürel devamlılık ve sanatsal farkındalık, vurgu yapılan unsurlar. İki nolu öncülümüzü eledik. Cevabımız da bu anlamıyla bir ve üç. Yani cevabımız da bu anlamıyla bir ve üç. Yani E seçeneği olacaktır sevgili gençler. 24. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu sorular aslında akışı bozan cümle sorularına çok daha kolay. Çünkü bir paragrafın giriş cümlesi her şeyden önce bağımsız olmalıdır. Bu çerçevede metnimize bakalım sevgili gençler. Sartre, dünya ünlü Fransız yazar ve filozoftur. Devam ediyorum. Felsefi içerikli romanlarının yanı sıra her yönüyle kendini as olarak geliştirdiği varoluşçu felsefeyle tanınmıştır. Kim? Birinci cümlede bahsettiğimiz Sartre öznemiz birinci cümlede kaldığı için, ikinci cümlemizin öznesi olmadığı için iki nolu cümlemizi rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Devam ediyorum. Ayrıca çok yönlü bir 20. yüzyıl aydınıdır. Ayrıca ifadesi yine devam niteliğinde. Dolayısıyla bir devamlılık problemi var burada. O nedenle 3 nolu cümlemizi devre dışı bırakıyorum ve devam ediyorum. Anlatıcı, denemeci, romancı, filozof ve aktivist olarak sadece Fransız aydınlarının temsilcisi olmakla kalmamış, özgün bir entelektüel tanımlamasının da temsilcisi olmuştur. Yine öznemizi soralım. Kim? Sartre. Öznemiz yukarıda kaldı. Dolayısıyla bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Dört nolu cümlemiz. Dört nolu cümlemizi eledik. Beşinci cümlemize bakalım. Sartre, Husserl'in her bilinç bir şeyin bilincidir diye yönelimselliği tanımlamasına katılır. Yukarıda aslında Sartre'a ilgili genel bilgi verirken burada Sartre'ın bir başka yönüne vurgu yapılmış diyebiliriz. Olağan şüpheli olarak aslında beş nolu cümleyi alabiliriz. Genel bir giriş cümlesi. Devamına bakıyorum. Altı nolu cümleden devam ediyorum. Ancak ifadesine baktığımda zaten ancak yönelimsellikte, yani yukarıda bahsettiğimiz yönelimselliğin biraz daha açılmış versiyonu diyebiliriz. Dolayısıyla 6 nolu cümlemiz 5 nolu cümlenin devamı şeklinde görünüyor. Devam edelim. Sartre'a göre bilinçte bir içkinlik yoktur. Yine bilinçle ilgili Sartre'ın, yani 5 nolu cümlede başlayan hikayenin devamı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 7 nolu cümlemizi de yukarıya bağlayabiliriz. Bilinç bir aşkınlık hareketidir. Yine Sartre'a göre bilinç nedir sorusunun cevabı. Dolayısıyla 5, 6, 7 ve 8. cümleler bir devam niteliği taşıyor. Konunun başka bir yönüne geçiş sağlamış 5 nolu cümleden itibaren haliyle 5 nolu cümle paragrafımızın giriş cümlesi, yani ikinci paragrafın başlangıcı. Cevabımız da bu anlamıyla C seçeneği olacaktır sevgili gençler. 25. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu tarz sorularda konu bütünlüğü içerisinde ilerlememiz gerekir. 2 nolu cümleyi 1 nolu cümleye konu bakımından, 3'ü 2'ye, 4'ü 3'e bağlayarak ilerlememiz gerekiyor. Bu çerçevede sorumuzu çözmeye çalışalım. 1953 yılında DNA'nın keşfedilmesi insanlık tarihine yepyeni bir sayfa açtı. Konumuz DNA'nın keşfedilmesi ve insanlık için yeni bir başlangıç olması. Genel bir giriş cümlesi.
aradan geçen sürede genetik bilginin ve biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını öğrenmekle kalmadık, izleyici koltuğundan kalkıp canlıların yaşam kodunu değiştirecek, yaşam süreçlerine yön verebilir hale geldik. Bu gelişmenin devamı mı aslında? Neler yaşandı DNA'nın keşfinin ardından? Devam niteliği taşımakta. Dolayısıyla 2'yi 1'e konu olarak bağladık. 3'e bakalım. İcatlar ve keşifler insanoğlunun öğrenme merakının bir göstergesiydi. DNA'nın keşfinden bahsederken birdenbire icat kavramının insanlık için ne anlama geldiğinden bahsettik. Dolayısıyla 3 nolu cümlemizi olağan şüpheli olarak belirliyoruz sevgili gençler. Bu tarz durumlarda şunu yapmamız gerekir. 3 nolu cümleyi kapatalım. 2 ve 4 arasındaki bağlantıya bakmaya çalışalım. 4 nolu cümlemiz eğer genlerle ilgili genetik çalışma, DNA ile ilgili bir cümle ise 3 nolu cümlemiz akışı bozan cümle olarak değerlendirilebilir. Bakalım gen tedavisiyle hastalığa sebep olan genlerin yerine sağlıklı kopyalarını aktarıp tedavi sağladık. Hem konu bakımından gen tedavisi hem de sağladık derken aslında yüklemlere dikkat edelim. İki nolu cümlemizde geldik, sağladık. DNA ile ilgili gelişmeleri insanoğlunun nasıl yürüttüğünü dile getiren yüklemler. Dolayısıyla icat burada bağımsız, aslında cımbızla alınıp oraya yerleştirilmiş bir cümle gibi. Dolayısıyla üç nolu cümlemiz akışı bozan cümledir. Cevabımız da bu anlamıyla B seçeneğidir sevgili gençler. 26. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçaya göre kimyagerlerin hayal kırıklığı yaşamasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hayal kırıklığı ifadesine odaklanalım sevgili gençler. Asıl nedeni ifadesinden de özellikle buna odaklanmamız gerektiğine vurgu yapmış. Beraber metnimize bakalım. İnsanlar çok eski çağlardan beri yaşamlarını koruma altına alma çabasını gösterdiler. Bunun için birçok önlem aldılar. Hastalık ve enfeksiyonlarla savaşmak için evlerini temiz tutmayı öğrendiler. Buna bağlı olarak biz de kimyagerler olarak çeşitli temizleyiciler ve dezenfektan maddeler ürettik. Fakat bu ifadeye dikkat edelim. Kimyagerlerle ilgili kısım burada başlıyor. Fakat bir süre sonra küçük bir kar topu büyüklüğündeki sorunları büyük bir çığ felaketine dönüştürmenin hayal kırıklığını yaşadık. Aslında hayal kırıklığının neyle ilgili olduğunu bilmiyoruz. Fakat küçük bir problemi aslında biz büyüttük şeklinde bir vurgu var. Devamına baktığımızda evsel temizlik malzemeleri alkol, amonyak, beyazlatıcı, formaldehit, asit ve alkali maddeleri içeriyor. Bu maddeler en zararsız yan etkileriyle bulantı, kusma, yanık gibi sorunlara, göz, burun, boğaz ve solunum sisteminde yanmalara neden oluyor. Bundan sonrası artık dezenfektanların yol açtığı problemlerle ilgili bir bilgi. Bakalım yine de nörolojik hasarlar, akciğer ve böbrek hasarları, körlük, astım ve kanser gibi çok daha ciddi sorunlarla da bu maddelerin bağlantısı var. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda birçok evsel temizlik malzemesinde bu maddelerin yıkıcı etkisi kanıtlanmış durumda. Kimyagerlerin fark edemedikleri şey aslında dezenfektanların yol açacağı problemler değil. Küçük bir sorunu halletmeye çalışırken bunun büyük bir sorun haline gelmesi, yani kendilerinin aslında bir sorun üretmeleri, tam da hayal kırıklığı burada. Seçeneklerimize bakalım. İnsanların gelişen dünya düzenindeki sorunlarının da gelişebileceğini düşünemeyip bu konuda tedbir almaları, bu çok genel bir ifade. Temizlikle ilgili bir ifade söz konusu değil. Dünya düzenindeki sorunlar genel bir ifade olması hasebiyle elenebilecek bir seçenek. B seçeneğine bakalım. Evsel temizlik malzemelerini oluştururken zararlı maddelerden insanları uzak tutmayı düşünmemiş olmaları olabilir seçeneklerden biri. Soru işareti koyup devam ediyorum. Oluşturdukları temizleyicilerin temizlemeye çalıştıklarından daha tehlikeli olduğunu anlamaları, bu da aslında hayal kırıklığı yaşamalarına neden olan küçük bir kar topunu çığ felaketine dönüştürmeleriyle ilgili hayal kırıklığına bağlı bir ifade. D seçeneğine bakalım. Evsel temizlik malzemelerini üretirken insanların zamanla karşılaşacağı sorunlara önlem almamaları. Burada aslında B ile D arasında bir bağlantı kurabiliriz. İkisi yakın seçenek gibi görünüyor. Oluşturdukları ürünlerin insan vücudunda fayda sağlamadığı, insan vücuduna fayda sağlamaları amacıyla üretilmemiş zaten dezenfektanlar. Dolayısıyla bu biraz daha alakasız bir seçenek olarak elenebilir. B ve D seçenekleri aslında sonuçlarla ilgili, dezenfektanların oluşturduğu sonuçlarla ilgili bir durum. Oysa hayal kırıklığı beklemedikleri şey, yani küçük bir problemi büyük bir probleme dönüştürmek, yani kaş yapayım derken tabir yerindeyse göz çıkarmak. O nedenle cevabımız oluşturdukları temizleyicilerin temizlemeye çalıştıklarından daha tehlikeli olduğunu anlamaları, yani C seçeneği olacaktır
sevgili gençler. 27. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Metnimizi dikkatlice okuyalım. Don Quixote iyi bir romandı ve 1605'te ilk kez yayınlandığında çok satmıştı. O günden bugüne dek çok satmayı sürdürdü. Başarılı bir roman olan Absalom adlı yapıtının zayıf satışını, aynı yılın çok satan romanı olan Mayıs Akşamları adlı niteliksiz eseri gördüğünde açıklamakta zorlanmıştır William Faulkner. Buraya kadar baktığımızda aslında kitap satışları ile ilgili bir kriterin olmadığını görüyoruz. Evet, Don Quixote satmış ancak devamında nitelikli bir eseri satmamış ama niteliksiz gördüğü bir eseri satmış. Burada boşluğa ne gelebilir? Kitap satışları ile ilgili bir kriter belki koyabiliriz. Devam edelim. Son sözü zaman söylese bile. Cervantes'in çağıyla uyum içinde olduğu, buna karşılık Stendhal'ın bilinçli bir biçimde mutlu azınlık için yazdığı ve sağlığında pek az sattığı, ölümünden önce Balzac'ın övgüsüyle ödüllendirildiği ve ancak 20. yüzyılda bazı eleştirmenlerin çabalarıyla değerini bulduğu görülmüştür. Yani bu önemli yazarların durumu da gösteriyor ki çok satmak için iyi yazmak da yetmiyor. Buraya kadar aslında baktığımızda çok satma ile ilgili kriterler, dolayısıyla elimizde net bir kriter yok. İyi romanlar bazen satabilir, bazen niteliksiz görülen romanlar satabilir. Bu çerçevede öncülerimize bakalım. Çok satmanın kabul gören bir ölçütü yoktur zaten, William Faulkner da buna şaşırıyor. Dolayısıyla olabilir bir seçenek olarak değerlendirelim. Az satmayla çok satmayı yazarın kendisi belirlemektedir. Bunun tam tersi bir ifade. Son bölüme baktığınızda, yani bu önemli yazarların durumu da gösteriyor ki çok satmak için iyi yazmak da yetmiyor. Demek ki yazarlar belirleyemiyor bu durumu. Dolayısıyla iki nolu öncülümüzü eledik. Nitelikli yapıtların çok satmama gibi bir kaderi vardır diyemeyiz. Çünkü Don Quixote çok satmış bir eser ama niteliksiz görülen bir eser de çok satmış. Dolayısıyla nitelikli yapıtlarla ilgili bir ibare söz konusu değil. Çok satmanın çok okunmak olmadığı apaçık bir gerçek. Burada okunma ile ilgili bir bilgi verilmiyor. Sadece hangi romanın ne kadar sattığı, iyi ya da niteliksiz görülen romanların satıp satmaması ile ilgili kriterler tartışılıyor. Dolayısıyla 4 nolu öncülümüzü alamayız. Bu anlamda sadece kriterler söz konusu olduğu için 1 nolu öncülümüzü alırız. Cevabımız da bu anlamıyla A seçeneği olur sevgili gençler. 28. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu tarz sorularda boşluktan bir önceki ya da boşluktan bir sonraki cümle bizim için belirleyici olabilir. Bakalım, yaptığım her imza gününde, gittiğim her edebiyat etkinliğinde karşıma çıkan ilginç bir durum var. Bu durumla ilgili bir izahat var. Ancak devamındaki cümleden bunu anlayabilirim. Bakıyorum, o kadar çok insandan benzer sözler duyuyorum ki merakımız devam ediyor. Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Benim kızım da öykü yazıyor. Eşim senelerde şiir yazar. Hiç bırakmadı. Ya da ben de gençliğimden beri bir şeyler karalıyorum. Öğrenciler, ev hanımları, serbest meslek sahipleri, doktorlar, memurlar. İlk bakışta edebiyatla ilgisi yok zannettiğimiz bir insan pat diye şu sözleri söyleyiveriyor. Ben de yazıyorum. Ne tür şeyler yazdıklarını sorduğumda yarı mahcup açıklıyorlar bir sırrı paylaşırcasına. Denemeler, öyküler, şiirler var defter dolusu. Buraya kadar aslında insanların çeşitli meslek gruplarından farklı nitelikteki insanların, farklı yaş grubundaki insanların yazmaları ile ilgili bir açıklama söz konusu. Yazar buna şaşırıyor mu? Bununla ilgili bir ifade yok. Bunu eleştiriyor mu? Bununla ilgili bir ifade yok. Sadece insanların yazdığına dair bilgiler söz konusu. Bakalım A seçeneğine bakalım. Sanata heves etmiş yüz binlerce genç var ülkemizde. Burada genç sözcüğü biraz sınırlayıcı. Çünkü farklı yaş gruplarından insanlar olabilir. O nedenle A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimize bakalım. Hiç durmadan bilim ve edebiyatla ilgilenen bir ordu var ülkemizde. Edebiyat olabilir. Devamı da doğru esasında. Ancak bilimle ilgilenen ifadesi bu seçeneği yanlış hale getirir. B seçeneğini eledik. C seçeneğine bakalım. Yazarlık kimliğini kanıtlamış yetenekli insanlar var Türkiye'de. Kanıtlayıp kanıtlamadıklarını bilmiyoruz. Sadece yazdıklarını biliyoruz. Dolayısıyla kanıtlanmış ifadesinden hareketle C seçeneğini rahatlıkla eleyebiliriz. D seçeneğine bakalım sevgili gençler. Yazmanın zor bir iş olduğunu sananların yeriymiş Türkiye. Yazmanın zor bir iş olduğundan ziyade aslında kolay olduğuna biraz dem vurulmuş. Kolay olduğuna gönderme yapılmış. Herkes yazdığına göre farklı gruplarda. Dolayısıyla D seçeneğini de elemek mümkün. E seçeneğine bakalım. Saklı edebiyatçılar ülkesiymiş Türkiye. Burada saklı edebiyatçılar ülkesi, bizim bilmediğimiz onlarca, yüzlerce belki insan yazıyor. Yazarın da şaşırdığı şey tam olarak bu. İmza gününde karşılaştığı şey tam olarak bu. Birçok insanın yazdığı çok genel bir ifade.
Dolayısıyla saklı edebiyatçılar ülkesiymiş ifadesi doğru bir ifade olur. Cevabımız da bu anlamıyla E seçeneği olur sevgili gençler. 29. sorumuza bakıyoruz sevgili gençler. Bu parçanın yazarı avlanma üzerinden 3 öncülümüz var. Bu ilişkilerden hangilerini kurmaktadır? Av sahası ve Rumeli, padişah, yırtıcı kuş, av ve askeri yetenek. Metnimizi bu çerçevede değerlendirelim. İlişkileri kurmaya çalışalım. Osmanlı kaynaklarında padişahların yaptığı iki çeşit av faaliyetinden bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi kuşların dışındaki hayvanları avlamak için yapılan sürgün veya sürek avı, diğeri ise yırtıcı kuşları avlamak için yapılan kuş avlarıdır ki pek çok padişah bu tür avlanmayı tercih ederdi. Burada padişah ve yırtıcı kuşlar arasındaki bağlantıyı kurduk hemen. Birçok padişah bunu tercih edermiş. Dolayısıyla iki nolu öncülümüzü aldık ve devam ediyoruz. Sürek avları uzun süreli avcılık faaliyetleri olup askerlerin gerek beden gerekse manevra kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan av türüdür. Burada askerler ve av arasında bir bağlantı kurduğu için 3 nolu öncülümüz yani av, askeri yetenek ilişkisini kurduk. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde bu tür avlar daha ziyade teşrifat kurallarına uygun şekilde törenler dahilinde yapılırdı. Bu tür av faaliyetleri daha çok av alanları geniş ve av hayvanları açısından zengin olan Edirne ve Rumeli taraflarında yapılırdı. Av alanlarıyla ilgili bir bilgi verilmiş. Dolayısıyla Rumeli ve av sahası ilişkisinde kurduk. Bir nolu öncülümüzü de aldık. Her 3 öncülümüz doğru bir ilişki içerisinde şekillenmiş. Cevabımız da bu anlamıyla 1-2-3 yani E seçeneği olacaktır sevgili gençler. 30. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için parçada 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere 1, 2 ve 3 numaralı öncüllerimizden hangileri getirilmelidir? Hemen daire içine alalım unutmamak için, karıştırmamak için. Bu 3 yere 3 öncülümüzden hangisi gelmelidir? Aslında yapıyla ilgili bir soru, paragrafın yapısıyla ilgili bir soru diyebiliriz. Bakalım metnimize. Bir metni oluşturan bölümlerin ve tümcelerin anlamlarının toplamından ziyade bunların aralarındaki bağıntılardan doğan bütünsel anlamın metnin konusunu oluşturduğunu söylemek mümkündür. Metnin konusu nedir? Bununla ilgili bir giriş cümlesi. Tek tek cümlelerden ziyade o cümlelerin oluşturduğu bütüne biz konu diyoruz. Devam ediyorum. Konu bir metnin esasını oluşturan ilk ögedir. Burada konuyla ilgili bir iddiada bulunulmuş diyebiliriz. Devamında yazar söylemek istediklerini seçtiği konu aracılığıyla okuyucusuna aktarır. Bakalım öncüllerimize bu ifade ediş hiç şüphesiz dilin ustalıkla kullanımını da gerektirir. Çünkü konu yazara düşüncelerini iletebilmesi için bir ortam hazırlamaktadır. Burada düşüncelerini iletebilmesi için devamında da yazara söylemek istediklerini yani düşüncelerini ifade etmesi için bir imkan sağlar. Dolayısıyla bir nolu ifadeden önce belirtilen konu ilk ögedir ifadesini destekleyen ifade iki nolu cümlemiz. Çünkü konu yazara düşüncelerini iletebilmesi için bir ortam hazırlamaktadır. Bu anlamıyla bir nolu yere ikinci öncülümüz gelecektir. Seçeneklere baktığımızda A ve B seçeneğinde iki nolu olduğunu görüyoruz. Haliyle C, D ve E seçeneklerini eleyebiliriz. Devam ediyorum metnime. Konu işlevsel bir kavramdır çünkü iletişimsel bir amaca ve dinamizme sahiptir. Konu nedir? Bununla ilgili bir cümle. Devamında konu yazarın işlemek istediği bir ham madde ya da araç durumundadır. Yine konuyla ilgili bir tanım görüyorum. O zaman iki nolu yere konuyla ilgili yine bir tanım cümlesi gelebilir. Kalan öncüllerime baktığımda metnin derin yapısına ait bilgisel bir yapıdır ve soyut bir kavramdır. Nedir o? Konudur tabii ki. Yine konuyla ilgili bir tanım. Haliyle 3 nolu öncülümüzü de 2 nolu yere yerleştirdiğimizde aslında cevabımız bir anlamıyla ortaya çıkmış olur. 2 nolu kısmında 1 nolu cümleyi eledik. 2, 3 ve 1 mi? Teyit edelim. Son cümlemize bakıyoruz. Yazar düşüncelerini aktarırken bu durumu, olayı, problemi ya da bir düşünceyi esas alarak bir metin türünde anlatır. Burada da bu ifade ediş bir metin türünde anlatır. Bir ifade etme biçimi tabii ki. Bir devamlılık var. O nedenle 3 nolu yere de birinci öncülümüz gelecek. Cevabımız da bu anlamıyla 2, 3, 1 yani A seçeneği olacaktır sevgili gençler. 31. sorumuza bakalım sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisinin bu parçada anlatılanlara göre geçerliliğini yitirmesi beklenir? Parçayla çelişen cümleyi bulmamız gerekecek bu soruda. Düşünce ile dil ilişkisinde dilin rolü düşünceyi var kılmak veya onun vücut bulmasını sağlamak değildir. Tam tersine zaten var olan bir şeye işlevsellik kazandırmak, onu somutlaştırıp dışsallaştırmak, onun anlaşılmasına ve aktarılmasına aracılık etmektir. Bu durum düşüncenin varlık bakımından olmasa bile
şeklen dile ihtiyaç duyduğu gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Bu ihtiyaç duyma bazen bu iki unsuru özdeş olarak görme eğiliminde ortaya çıkabilmektedir. Metne baktığımızda aslında düşünce vardır. Dil sadece ona aracılık eder, onu şekle bürür ya da anlaşılmasını kolaylaştırır. Dil sayesinde düşünce vardır diyemeyiz. Bu çerçevede seçeneklerimize bakalım. Düşünce ile dilin ilintili olduğunu gösteren çalışmalar yapılması. Paraleldir elbette dil ve düşünce arasında bir bağlantı vardır. Çok genel bir ifade. O nedenle geçerliliğini yitirmeyen bir ifade olarak alınabilir. Devam ediyorum. Bir yokluk konumunda olan düşüncenin ancak dil ile mevcudiyet kazanması. Bir yokluk konumunda mı düşünce? Baktığımızda metne, düşünce ile dilin ilişkisinde dilin rolü düşünceyi var kılmak veya onun vücut bulmasını sağlamak değildir. Çünkü o zaten vardır. Burada ise tam tersini savunuyor. Bir yokluk konumunda değildir düşünce. O nedenle B seçeneği olağan şüpheli olarak değerlendirilebilir. Devam ediyorum. Dilin düşünceye varlık kazandırma değil, form edindirme yani şekil edindirme, onu bir şekle bürüme diyebiliriz. Dolayısıyla ulaşılabilir bir seçenek, bir çelişki söz konusu değil. D seçeneğimize bakalım. Düşünce ve dil arasındaki yakın ilişkinin akademik araştırmalara konu olması çok genel bir ifade. Zaten burada konu olmuş ki üzerine bir tartışma yürütülüyor. Dolayısıyla çelişki söz konusu değil geçiyorum. E seçeneğine bakalım. Düşüncenin dil yoluyla biçim kazanması ve fonksiyonel hale gelmesi. Düşünce var, bunu kabul ediyoruz. Dil onu şekle bürür ya da somutlaştırır, dışsallaştırır. Bir anlatım aracı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu ilişkide doğru bir cümle olarak değerlendirilebilir. Parça ile çeliştiği için B seçeneğinde zaten var olan düşünceyi aktarım aracı olarak görüyor metinde dili. Ancak burada tam tersi, dil düşünceyi yaratır iddiası var. Haliyle parça ile çelişen seçenek B seçeneği olacaktır bu soruda sevgili gençler. 32. sorumuza bakalım sevgili gençler. Aşağıdaki parçalardan hangisi akademik başarı ile milli gelişme arasında nasıl bir ilişki vardır sorusuna cevap vermektedir. Akademik başarı milli millete ait, yani biraz daha toplumsal unsurlara bakmamız gerekiyor. Ben örneğin başarılı bir doktorum ama topluma, millete ne gibi bir katkım var? Kendi akademik kariyerimden ziyade milli olmam üzerinden bir değerlendirme yapılmalı. Seçeneklerde bakalım. A seçeneğine bakalım. Akademik başarının çok sayıda faktörle ilişkili olduğu öne sürülmektedir. Akademik başarının zeka ile pozitif yönde ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Akademik başarı ile öz saygı, yalnızlık ve utangaçlık arasında anlamlı ilişkiler olduğu gözlenmiştir. Burada başarıyla insanın kişisel özellikleri arasında bir bağlantı kurulmuş. Dolayısıyla toplumsal bir yanı yok. Bireysel bir tarafı var. O nedenle A seçeneğini eleyebiliriz. B seçeneğine bakalım. Öğrencinin akademik başarısı ya da başarısızlığı kendisi, ailesi ve içinde yaşadığı toplum bakımından oldukça önem taşımaktadır. Akademik yönden başarılı ve nitelikli insan gücü potansiyelinin bir ulusun kalkınmasında en temel güç olduğu kabul edilmektedir. Burada ulus, millet eş anlamlı sözcükler, kendisi, ailesi, yaşadığı toplum, başarı ve toplumsallık arasında, millet arasında bir bağlantı kurulmuş, ulus arasında bir bağlantı kurulmuş. Dolayısıyla B seçeneğimiz cevaba yakın gibi. Devam ediyorum. Bireyin akademik başarısının artması, kültürel yönden zenginleşmesine katkı sunmaktadır. Kime? Bireyin kendisine. Toplumsallık söz konusu değil. Özellikle tarih, coğrafya ve sosyoloji gibi dersler sayesinde birey daha donanımlı hale gelmektedir. Yine bireyin gelişimiyle ilgili ona dönük bir cümle. Bu bakımdan akademik başarı, sınav performansındaki iyileşmenin yanında bireyin kültürel birikimini güçlendirmektedir. Bireye dönük, topluma dönük olmayan bir ifade. O nedenle C seçeneğini de rahatlıkla eledik. D seçeneğine bakalım. Yapılan çalışmalar sosyal desteğin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra okula devam etmeleri ve okula uyum sağlamalarında da önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. Nitekim üniversiteye yeni başlayan öğrenciler üzerine yapılan bir çalışmada öğrencilerin okula devam etmelerinde okul yönetiminden ve ailesinden aldığı desteğin önemli etkisi olduğu ortaya konmuştur. Burada öğrenciye toplumun desteğinden bahsediyoruz. Yani akademik başarının topluma yansıması değil, tam tersi bir durum söz konusu. O nedenle D seçeneği rahatlıkla eledik. E seçeneğine bakalım. Sosyal destek ile öğrencinin akademik başarısı arasında net bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Bu da zaten bir önceki seçenek gibi sosyal destek sayesinde öğrencinin akademik başarısının artması dile getiriliyor. Bakalım metnin devamına. Tüm toplumlarda en yaygın, en önemli, burada bir toplum ifadesi geçiyor ancak kafamızı karıştırmasın bu. En önemli ve doğal sosyal destek kaynağı ise ailedir. Burada yine öğrenciye dönük bir destekten bahsediyoruz.
ediyoruz. Öğrencilerin en önemli sosyal destek kaynakları aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri olarak sıralanmaktadır. Esasında D seçeneğiyle hemen hemen aynı bir seçenek. O nedenle E seçeneğini rahatlıkla eledik. Cevabımız bu anlamıyla direkt ulus sözcüğü, millet sözcüğünün eş anlamlısı olan ulus sözcüğü de geçtiği için toplum ifadesinden de hareketle B seçeneği olacaktır sevgili gençler. Şimdi de bu sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçada Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları adlı şiirinin kalıcılığı hangi etkene bağlanmıştır? Metne bakalım. Kalıcılıkla ilgili niçin kalıcı olduğuna dair bir ipucu yakalamaya çalışalım. Bazen hiç beğenilmeyen şiirler zamanı yıkıcılığına aşarak geleceğe kalabilirken bazen de zamanı da çok beğenilen ve sağlam yapılı görünen şiirler ne yazık ki çabuk eskimektedir. Bu sebeple bir şiirin alın yazısını önceden kestirmenin olanağı yoktur. Bu söz Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiiri için de geçerlidir elbette. Ne var ki 1924'te yazıldığına göre girdiğimiz 2021 yılında 97. yılını dolduran bu şiirin bugün birçok yönü eskidiği ve aşıldığı halde hala okunması ve tanınması nedendir. Onun da Bağdatlı Ruhi'nin Terkibi Bendi, Namık Kemal'in Vatan Kasidesi, Tevfik Fikret'in Sisi, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiiri gibi gizli bir yaşam gücü var mıdır? Acaba bu gücün sırrı nedir? Buraya kadar henüz bilmiyoruz niçin kalıcı olduğuna dair bir bilgi yok. Kimi sanat eserlerinin insanlardan başka türlü bir alın yazısı var. Hala bilmiyoruz, merak ediyoruz. İhtiyarlıyorlar ama ölmüyorlar. Bu durumu oluşturan etken nedir peki? Hala bize soruyor. Biz de onlara sormaya devam ediyoruz. Diğer şiirleri bilmem ama Han Duvarları için şunu söyleyebilirim. Kilit nokta burası sevgili gençler. Beşeriyetin döneme göre kimliğe bürünmeyen hallerini aktarmasıdır. Beşeriyet, beşer insan, insanın, insanoğlunun demek. İnsanoğlunun döneme göre kimliğe bürünmeyen halleri, yani her dönem aynı kalan halleri diyebiliriz. Değişmeyen durumları, halleri diyebiliriz. Seçeneklerimize bakalım. Geleneksel şiirlerin ortak özelliklerini taşımasına, bu çok genel bir ifade, biçimsel de olabilir. İçerikle ilgili değil, neyi anlattığına dair bir bilgi değil. O nedenle A seçeneğini eledik. B seçeneğine bakalım. Şiirsel söyleyişinin başarılı bir şekilde oluşturulması söyleyişle ilgili değil, içerikle ilgili. Çünkü insanı anlatıyor. Dolayısıyla B seçeneğini eledik. İnsanların evrensel duygularını dile getirmesine. Burada evrensellik çok genel bir kavram. Evrensel olup olmadığına dair bir ifade söz konusu değil. Ulusal da olabilir. Yani yerel de olabilir. Asırlarca da anlatılabilir. Dolayısıyla her ne kadar yakın gibi görünse de soru işareti koyup devam ediyorum. İnsanoğlunun, beşeriyetin, insanoğlunun değişmeyen durumları burada aslında döneme göre kimliğe bürünmeyen halleri, yani değişmeyen durumları ifadesi D seçeneğinde aslında karşılığını bulmuş vaziyette. Soru işareti koyup devam ediyorum. İnsanların gönül sesine hitap etmesine, burada duyguyla ilgili bir ifade değil de kimi anlattığına dair bir ifade, neyi anlattığına dair bir ifade var. E seçeneğini eledim. C ya da D seçeneklerinden birine odaklanmam gerekiyor. C seçeneği çok daha genel bir ifadeydi ama D seçeneğinde insanoğlu ve onun değişmeyen durumları, beşeriyetin kimliğe bürünmeyen halleri eşleştirmesini yapabildiğimiz için cevabımız bu anlamıyla rahatlıkla D seçeneği olacaktır. Sevgili gençler. Şimdi de 34. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Metnimizi dikkatlice okuyalım. Bir olayı, bir nesneyi görmeden onun hakkında ayrıntılı izlenimler ortaya koymak zordur. Büyük sanatçı Leonardo da Vinci bu bağlamda şunları söylemektedir. Şairin elinin altında ressamınki kadar geniş bir konu seçeneği bulunsa bile oluşturduğu şeyler insanlığı resimler kadar doyurmayı başaramaz. Burada görsellik ve duygu arasında bir bağlantı kurulmuş. Resim ve görsellik biraz daha ön plana çıkarılmış. Şiir biraz daha duygu işi. Da Vinci bu noktada resimden yana tercihini yapmış gibi görünüyor. Devam edelim. Çünkü şiir nesneleri, eylemleri, olayları kelimelerle göstermeye çabalarken ressam onları şekillendirmek için o şekillerin doğru görüntülerini kullanmaktadır. Kendi düşüncesini destekleyen bir ifade. Halk arasında da yaygın olarak söylenene gelen 100 kere işitmektense bir defa görmek iyidir deyişi tam da bu duruma iyi bir örnektir. Bununla beraber bazen bir objenin, olayın sesi onların dış görünüşleri hakkında kişide daha önce gördükleriyle ilgili izlenimler ortaya çıkarabilir. Söz gelimi gök gürültüsünün sesi bir gök kuşağını veya bir ormanı göz önüne getirebilir. Ne var ki belirli bir nesne ve olay hakkında hiç izlenimi olmayan kişi burada bir nesne hakkında hiç izlenim, görselliğe vurgu yapan, yani izlemeyle bağlantılı görselliğe vurgu yapan bir kavram. Bu kavramlardan kendisine sesli bir mesaj iletilmesi anında onların dış
görünüşlerini hayalinde canlandıramaz. Burada artık ana fikri destekleyen son cümle olduğunu görüyoruz. İzlenimin, görselliğin duygudan daha ön planda olduğunu, daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla görmediğiniz bir şeyi şiirle anlatmamız mümkün değildir. Seçeneklerimize bakalım. Görsellik, işitsellikle birleştiğinde bir olay veya nesnenin dış görünüşü hakkında bilgi sahibi olmak kolaylaşır. Burada görsellikle işitsellik bağlantısından ziyade görsellikle yani resimle şiir arasında bir karşılaştırma söz konusu. Dolayısıyla soru işareti koyup devam ediyorum. Ressamın anlatım olanakları şairinkinden elverişlidir. Şiir ve resim arasında bir bağlantı kurmuştuk. Resmin görselliğinin ön planda olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla doğru bir bilgi, ulaşılabilir bir bilgi. C seçeneğine bakalım. Toplumda görsel unsurların varlıkları işitsel unsurlardan daha iyi tanıttığı yönünde bir kabul vardır. Yukarıda parça zaten görselliği ön plana çıkarmıştı demiştik. Bunu destekleyen bir ifade. D seçeneğine bakalım. Görme yoluyla varlıkların dış görünüşleriyle ilgili detaylı izlenimler elde edilebilir. Yine bunu destekleyen, görselliği ön plana çıkaran bir seçenek. E seçeneğine bakalım. Bir sesin bir görüntüyü göz önüne getirmesi için kişinin izlenime sahip olması gerekir. Son cümle izlenim. Görmediğim şeyi anlatmamız çok mümkün değildir. Dolayısıyla bunu destekleyen bir ifade. A seçeneği biraz daha farklı bir konuya atıf yapıyor. Görsellik, işitsellik ilişkisine atıf yapıyor. Ancak dediğim gibi görsellik ve şiir, duygu arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldı bu parçada. Dolayısıyla parçayla da bağlantılı olmamasından hareketle cevabımızı A seçeneği olarak belirleyebiliriz sevgili gençler. Şimdi de 35. sorumuza bakalım sevgili gençler. 2 numaralı parçanın 1 numaralı parçayla ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır? İki metnin ilişkisini bulmaya çalışalım. Bu ilişki bazen karşıtlık içerisinde yürüyebilir. Bazen sebep-sonuç, bazen amaç-sonuç, bazen teori-örnek şeklinde ilerleyebilir. Bakalım, bilimsel araştırma makalesi yazımı önemli bilgi ve beceri gerektiren profesyonel bir iştir. Bilimsel araştırma bulgularını yayınlama ve makale yazma hemen hemen birçok disiplinde kanıta dayalı uygulamaları geliştirmede kaynak oluşturduğundan ciddi bir iştir. Burada aslında profesyonel bir iştir, önemli ve ciddi bir iştir ifadesi var makale yazımının. Özetleyebiliriz. İki nolu ifademize bakalım. Bir araştırma makalesinin yazımı yine makaleyle ilgili, yazımla ilgili. Bu sefer hangi yönüne atıf yapmış ona bakalım. Bilimsel nitelikte ve okuyucuların anlayabileceği açıklıkta olmalıdır. Nasıl yazılması gerektiğine artık geçiş yaptık. İyi kalitede yazılan yine yazılmayla ilgili bir cümle. Bir bilimsel araştırma makalesi başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşmaktadır. Yine formatla ilgili bilgiler verilmiş. İfade şekliyle ilgili bilgiler verilmiş. Bu bölümler arasında uyum mutlaka gözetilmelidir ki bunu sağlamak da ancak uzmanların yapabileceği bir iştir. Aslında niçin ciddi bir iştir sorusunu sorarsak sebep-sonuç ilişkisi oluşturabilir miyiz? Uzmanların yapabileceği bir iştir çünkü ciddi bir iştir diyebiliriz. Bir ile arasında bir bağlantı kurmak mümkün bu anlamıyla. Bakalım seçeneklerimize. A seçeneğine bakalım. İddiaların olumlu taraflarına vurgu yapmak. Burada aslında olumlu olumsuz karşılaştırma söz konusu değil. Bir olumsuz olsaydı belki olumlu yanına vurgu yapar diyebilirdik. Dolayısıyla zaten devamlılık taşıyor makale ve onun yazımı ile ilgili bilgiler veriliyor. A seçeneğini eledim. Karşıt örnekler vererek bir karşıtlık söz konusu değil. Makale niçin önemlidir? Nasıl yazılır? Ya da yazılışı niçin önemlidir? Niçin ciddiye taşır? Bununla ilgili bir bilgi. C seçeneğine bakalım. İddia edilen düşüncenin gerekçelerini ortaya koymak. Aslında iddia edilen düşünce uzmanların yapabileceği bir iştir. Çünkü ciddi bir iştir şeklinde bir sebep-sonuç ilgisi kurabiliriz. O nedenle C seçeneğine soru işareti koyup devam ediyorum. D seçeneğine bakalım. Ana düşünceyi destekleyecek tanımlarda bulunmak. Parçada herhangi bir tanım söz konusu değil. Belki ilk cümle için bunu söylemek mümkün. Bilimsel araştırma makalesi yazımı önemli bilgi ve becerileri gerektiren profesyonel bir iştir. Bu bir tanım cümlesine yakın gibi ancak tanım cümlesi değil. Bir özellik ifade ediyor. O nedenle D seçeneğimizi eledik. E seçeneğine bakalım. Söz konusu düşüncenin farklı bir yönüne vurgu yapmak. Farklı bir yönden ziyade aslında makale yazmanın ciddi bir iş olduğu, profesyonellik gerektirdiği, uzmanlık gerektirdiği, dolayısıyla farklı bir yön değil de yazılmasının önemi, makalenin nasıl yazılması gerektiği ve bunun niçin bu kadar önemli olduğuna vurgu yapılmış. O nedenle E seçeneğimizi eledik. Cevabımız bu anlamıyla birbirini destekleyen iki cümle olduğu için, makalenin ciddiyetini ve yazımı ile ilgili ciddiyetini ortaya koyan ifade olduğu için C seçeneği olacaktır sevgili gençler. Şimdi de 36. sorumuza bakalım sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada konuşan çocuğun ebeveynlerinden beklediklerinden biri değildir?
nedir? 5 cümlemiz var ve bir eşleştirme yapmamız gerekiyor bu soruda. Sevgili anneciğim ve babacığım, bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim. Koyduğunuz kurallar ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak beni hiç kısıtlamadığınızda ne yapacağımı şaşırıyorum. Kısıtlanma ihtiyacı. Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Burada öğütten ziyade davranış model olma aslında ön plana çıkarılmış. Beni dinleyin çünkü öğrenmeye en yakın olduğum anlar soru sorduğum anlardır ve bana bir şeyi izah ederken lafı dolandırmayın. Kısa, açık ve net olun demek istemiş. Bana yerli yersiz söz vermeyin çünkü sözünüzü tutmayınca size olan güvenim azalıyor. Ayrıca bana karşı kesin ve kararlı olmaktan çekinmeyin. Sözünüzü tutmazsanız tutarsız olursunuz. Dolayısıyla çelişki ya da tutarsızlığa gönderme yapılmış. Oyunlarda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda bana özgürlük tanıyın ve beni her yerde her zaman koruyup kollamayın. Özgürlük tanınması ihtiyacı. Seçeneklerimize bakalım. Kendisine karşı tutarlı davranılması. 4 no'lu cümlemize bakalım. Bana yerli yersiz söz vermeyin çünkü sözünüzü tutmayınca yani tutarsız davrandığınızda size olan güvenim azalıyor. Dolayısıyla A ile 4 no'lu cümle arasında bir eşleştirme yaptık. Devam ediyorum. Sınırlandırma ihtiyacının gözetilmesi. Sınırlandırılma beni kısıtlamadığınızda, sınırlandırmadığınızda bir no'lu cümleyle eşleştirmemizi gerçekleştirebiliriz. Kendisine nasihat verilmemesi. Nasihatle ilgili bölüm 2. cümle. Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Davranışlar ön planda ama öğütleri tamamen yasaklayan, reddeden bir durum sezmiyoruz bu cümlede. O nedenle soru işareti koyup devam ediyorum. Özerkliğine saygı duyun. Özerklik bağımsız olma duygusu. Dolayısıyla bana özgürlük tanıyın. 5 no'lu cümleyle D seçeneği arasındaki bağlantıyı kurduk. E seçeneğimize bakalım. Kısa ve özlü açıklamalar yapılması. Hemen 3. cümlemizi hatırlıyoruz. Lafı dolandırmayın ifadesini E seçeneğiyle eşleştirdik. C seçeneğine tekrar bakalım. Kendisine nasihat verilmemesi. Evet, nasihat olabilir. Öğüt de var ama öğütlerinizden çok davranışlarınız beni etkiliyor şeklinde bir ifade var. O yüzden kesinlikle nasihat verilmemesi ifadesine ulaşamayız. Bu anlamıyla cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili gençler. Şimdi de 37. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sanatçılar genel olarak aynı mirası paylaşırlar. Sanatçıların böyle ortak bir mirasla birleşmeleri aslında planlı bir şekilde olmaz. Bir devrin gerçek sanatçıları farkında olmadan bir grup oluştururlar. Düzenli olma içgüdümüz bizi şuurlu bir şekilde yapabileceğimiz şeyleri şuursuzluğun kargaşasına terk etmemeye zorlayabilmektedir. Aynı şekilde şuursuz olan bir şeyi de bir amaca yöneltmek elimizdedir. Gerçekten bir sanatçının eserini oluştururken büyük çapta yaptığı iş, elindeki malzemeyi ayıklamak, bir araya getirmek, onlardan yeni bir yapı oluşturmak, bazı unsurları atmak ve düzeltmektir. Seçeneklerimize bakalım. Sanatçıların ortak mirasta buluşma gayesiyle hareket ettikleri. Bu cümleye baktığımızda aslında birlikte hareket ediyorlarmış gibi, yani bilinçli bir birliktelikten bahsediyor. Ancak metne baktığımızda ortak bir mirasta birleşmeleri aslında planlı bir şekilde olmaz ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir çelişki söz konusu. Soru işareti koyup devam ediyorum. B seçeneğimize bakalım. İnsanoğlunun bilinçsiz bir şeyi bir gayeye yönlendirebildiğine baktığımızda aynı şekilde şuursuz olan, şuur bilinç eş anlamlı sözcükler, şuursuz olan bir şeyi de bir amaca yöneltmek elimizdedir. Dolayısıyla B seçeneğine ulaşmak mümkün. C seçeneğimize bakıyoruz. Bir dönemdeki gerçek sanatçıların istem dışı da olsa bir araya geldiğine. Aslında C seçeneği A seçeneğiyle bir çelişki içerisinde. Dolayısıyla parçada planlı bir şekilde bir araya gelmediklerinden bahsediyor. O nedenle C seçeneğine rahatlıkla ulaşabiliriz. D seçeneğine bakıyoruz. Düzenli olma içgüdüsünün insanı bilinçsizliğin kaosundan kurtarabildiğine. Düzenli olma içgüdümüz bizi şuurlu bir şekilde yapabileceğimiz şeyleri şuursuzluğun kargaşasına terk etmemeye zorlamaktadır. Zorlayabilmektedir. Yani bizi kaostan kurtarmaktadır deniyor. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşmak mümkün. E seçeneğimize bakalım. Sanatçının eserini hazırlarken bir sentez oluşturduğuna. Burası son bölüm. Gerçekte bir sanatçının eserini oluştururken neler yapmış? Bir sentez oluşturmuş mu? Buna bakalım. Elindeki malzemeyi ayıklamak, bir araya getirmek, onlardan yeni bir yapı oluşturmak, bazı unsurları atmak, düzeltmek hepsi aslında bir analiz çerçevesinde olabilen şeyler. Bazılarını ayıklayıp bazılarını alırken bir karşılaştırma yapıyor netice itibariyle. Dolayısıyla E seçeneğine de ulaşmak mümkün. Cevabımız bu anlamıyla giriş cümlesiyle de çelişmesinden ötürü A seçeneği olacaktır sevgili gençler. Şimdi de 38. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir paylaşım
paragrafımız, iki sorumuz var. TYT'de de zaten bu uygulama var. Sizler de bunu biliyorsunuz. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metnimizi hatırlayalım. Sanatçılar genel olarak aynı mirası paylaşırlar. Boşluğumuz başta olduğu için ilk birkaç cümle bize ipucu verebilir. Sanatçıların böyle ortak bir mirasta birleşmeleri aslında planlı bir şekilde olmaz. Yani duygular sanatçıları doğal olarak bir araya getirir. Ancak bu somut bir birliktelik değildir. Ben A şehrinde, bir başka sanatçı B şehrinde aynı hissiyatı paylaşabilir ya da aynı tarzı benimseyebilir. Onlar bir akıma mensupmuş gibi görünebilir. Anlatılan şey bu. Seçeneklerimize bakalım. Aynı gelenekten beslenen sanatçıların bağımsız düşünme yetileri zayıftır. Burada zayıflıktan ziyade ya da bağımsız düşünmekten ziyade farklı noktalarda aynı düşünmelerine gönderme yapılmış. O nedenle A seçeneğimizi eledik. B seçeneğimize bakalım. Her sanatçı kendini diğerlerinden üstün kılan yönlerinin olduğunu düşünür. Böyle bir karşılaştırma yok. Farklı sanatçıların aynı düşünmesi demiştik. Dolayısıyla B seçeneğini eledik. C seçeneğimize bakalım. Bir sanat eserinin kalıcılığının ölçütü sanatsal mirasa uymama özelliğidir. Kalıcılıkla ilgili bir bilgi verilmiyor. Dolayısıyla bir miras varsa farklı sanatçılar aynı yoldan gidebilir, birbirine öykünebilir. Bununla ilgili bir gönderme yapıyor zaten metin. O nedenle C seçeneğimizi eledik. D seçeneğimize bakalım. Bir sanatçının farklı sanatçılarla ortak düşünüş içine girmesi olası değildir. Bu seçenek zaten direkt olarak parçayla çelişen bir seçenek. Çünkü ortak bir düşünüş içerisine girebilirler metnin konusuydu. Dolayısıyla D seçeneğimizi eledik. Sanatçıların birbirleriyle bağlantısız olduklarını söylemek mümkün değildir. Öyle ya da böyle birbirlerinden etkilenebilirler. Bilerek ya da bilmeyerek, bilinçli ya da bilinçsiz. Dolayısıyla giriş cümlemiz çok net olarak E seçeneği olacaktır bu soruda. Sevgili gençler. 39. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Öncelikle soru kalıbımızı dikkatlice okuyalım. İslam medeniyetinin yansıma kanunu ile ilgili yaptığı çalışmaların ilk olma özelliği neye bağlanmıştır? İlk olma özelliğini aramamız gerekiyor. Metnimizi dikkatlice okuyalım. İslam dünyasında yansıma optiği konusunda çalışan bilim insanları geleneksel tanımdan hareketle yansımayı bugünkü anlamıyla değil bir görme problemi olarak değerlendirmiş ve parlak yüzeyler aracılığıyla görmenin nasıl gerçekleştiğinin deneysel ve geometrik araştırması olarak anladılar. Bu aslında esas itibariyle yanlış olmayan bir anlayıştır. Çünkü her ne kadar konu sadece görmeyle sınırlandırılmış görünse de modern yansıma optiğinin ele aldığı bütün konular tek tek incelenmiştir. Buraya kadar ilkle ilgili herhangi bir emare yok. Devam ediyorum. Daha dikkat çekici olan ise yansıma aracılığıyla görmenin nasıl gerçekleştiğini belirlemek için deneysel incelemeler yapılması, bu deneylerde kullanılan çeşitli ayna türlerinin yapım tekniklerinin de kaleme alınmasıdır. Yukarıda değinildiği üzere yansımanın ikinci kanunu Grekler tarafından geometri aracılığıyla ifade edilmişti. Burada yeni bir gelişme var. Greklerle ilgili bir durum, bir gelişme. Ama gelen ışığın normalle yaptığı açının yansıyan ışığın normalle yaptığı açıya eşit olmasının sebebine değinilmemişti. Bu nedenle yansıma kanununun bu şekilde açıklanmasının ilk kez İslam dünyasında yapılması bilimin gelişim sürecinde önemli bir evre oluşturur. Burada ilk ifadesine dikkat edelim sevgili gençler. İlk kez İslam dünyasında yapılması bahsi geçen şey nedir? Aslında Greklerin ortaya koyduğu şeyi gerekçelendirememeleri diyebiliriz. Bir gerekçe ortaya koyamamaları. Dolayısıyla bir gerekçeli açıklama yaptıkları için İslam alimleri bu anlamda bir ilki gerçekleştirmişlerdir. Seçeneklerde bunu aramamız gerekiyor. Bakalım seçeneklere. A seçeneğine bakalım. Yansıma kanunun bilimsel çalışmalarla açıklanmaya çalışılmasına. Bununla ilgili çalışmalar var ancak bu alanda ilkin ne olduğuyla ilgili bir bilgi yok seçeneğimizde. Dolayısıyla A seçeneğimizi eliyoruz. B seçeneğimize bakalım. Yansıma aracılığıyla görmenin nasıl olacağının deneylerle ortaya konmasına. Deneysel çalışmalar yapmışlar fakat bu noktada da ilkle ilgili bir bilgi yok. Özellikle Grekler kısmına odaklanalım. Bu kısımda bir gerekçe ortaya konduğu için bir ilki gerçekleştirmişlerdir. O nedenle B seçeneğini eliyorum. C seçeneğine bakalım. Yansıma konusunun sadece görmeyle sınırlandırılmış olmasına. Metnimizin başında zaten bu şekilde ifade edilmişti. İlk başta bunu bir görme problemi olarak adlandırmışlardı. Ancak bu noktada henüz bir gelişme göstermemişlerdi. O nedenle C seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine bakalım. Parlak yüzeyler aracılığıyla görmenin nasıl oluşacağının açıklanmasına. Aslında bu da yine parçanın başında geçen bir görme problemine bağlı olarak parlak yüzeylerde görme nasıl olurmuş?
Bunu merak ettiklerini zannediyor İslam alimleri. Dolayısıyla burada da ilkle ilgili bir ibare yok. D seçeneğini eliyorum. E şıkkına bakalım. Yansıma kanunu ile ilgili çalışmalarda bu kanunun gerekçeli izahının yapılması. Gerekçeli izahtan bahsetmiştik. Greklerin yaptığı çalışmanın bir gerekçesi yoktu. Ortaya bir neden koymamışlardı. Dolayısıyla İslam alimleri bunu gerçekleştirdiler. Bu anlamıyla ilk özelliği taşırlar. O nedenle cevabımız da bu soruda E seçeneği olacaktır sevgili gençler. Şimdi de 40. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir önceki soruda metnimizi okumuştuk. O yüzden direkt olarak sorumuzu okuyoruz ve seçeneklerimize geçiyoruz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A seçeneğimize bakalım. İslam medeniyetindeki yansıma optiği çalışmalarında öne çıkan bilim insanları vardır. Hemen metnin sonuna bakıyoruz. El-Kindi başta olmak üzere. Devamında İbn el-Heysem'den bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru bir seçenektir. A seçeneğini eledik. B seçeneğine bakalım. İslam dünyasındaki yansıma optiği çalışmaları klasik bir anlayışla yapılmamıştır. Daha önce gördükleri çalışmaları hatta farklı zannediyorlar ve onun üzerine yeni bir yöntem geliştirme çabası içerisine giriyorlar. Metnin başında buradan bahsetmiştik. Bugünkü anlamıyla değil, biraz daha farklı algıladıkları için farklı bir çalışmanın içerisine giriyorlar. Dolayısıyla B seçeneğine ulaşabiliriz. C seçeneğine bakalım. 9. yüzyıldan sonra İslam dünyası yansıma optiği çalışmaları konusunda Batı ile boy ölçecek duruma gelmiştir. Batılı bilim insanlarıyla bir karşılaştırma söz konusu değil. Sadece bugünkü anlayışla ilgili bir bilgi verilmiş girişte. Dolayısıyla C seçeneğimize soru işareti koyup devam ediyorum. D seçeneğimize bakalım. Çağdaş yansıma optiği ile ilgili konuların hemen hemen hepsi İslam bilim dünyası tarafından incelenmiştir. Çünkü her ne kadar konu sadece görmeyle sınırlandırılmış görünse de modern yansıma optiğinin ele aldığı bütün konular tek tek incelenmiştir. Dolayısıyla geniş çaplı bir inceleme söz konusu. D seçeneğine ulaşabiliriz. E seçeneğimize bakalım. İbn el-Heysem'in yansıma konulu çalışmalarında başarısının rastlantıya dayalı olduğu iddia edilemez. İbn el-Heysem ile ilgili bölüme bakıyoruz. Özellikle son bölümde bu durum kuşkusuz tesadüfi değildir. Yani rastlantıya dayalı değildir. Dolayısıyla eşleştirmemiz doğru. E seçeneğine ulaşabiliriz. Batı'yla bir yarış söz konusu olmadığı için bu anlamda Batı'daki geleneksel anlayışın üzerine yeni çalışmalar yaptıklarından bahsetmiştik İslam alimlerinin. Dolayısıyla cevabımız bu soruda C seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler, 5. denememizin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.